Habertürk yazarı Fatih Altaylı kısa süre içinde koronavirüs yasaklarının yeniden geleceğini savundu. Altaylı'nın yazısının "Kapanmalar bu hafta başlar" başlıklı bölümü şöyle: "Haftalardır neredeyse yalvarıyorum. Aman biraz dikkat, sosyal mesafeye dikkat. Lokantalarda, kafelerde burun buruna oturmayın. Bakın şu anda akmasa da damlıyor, yarın o da kesilir. Ne olur yapmayın" diye. Ben söylüyorum, ben dinliyorum. En kenar mahalleden, en varoştan, en sosyetik muhite kadar her yer aynı. Eğitimlisi, eğitimsizi, kültürlüsü, kültürsüzü, zengini, fakiri hiç ayrım yapmaksızın büyük bölümü umursamaz bir tavır içindeydi. Geçen Temmuz'dan, yani yasakların kalkmasından bu yana Maris Otel'in plajında da aynı manzara vardı. Boğaz kenarında donla kaldırıma yatıp güneşlenenler de. Devlet de 29'dan bu yana sayıları saklayıp "biz şahaneyiz, hastamız çok az" yalanına sarılınca vatandaşın işine geldi. Hepten saldılar. Esnek mesai de gevşek palavraya dönüşüp özellikle toplu taşıma araçları virüs yayma aracına dönüşünce koronavirüsün arayıp da bulmadığı ortam oluştu. Sayı artık 40 binler, 50 binlerle ifade ediliyor. Haliyle ne olacak? Yasaklar gelecek. Ben son yazımda 2 hafta her yeri kapatın dedim. O kadarını şimdilik göze alamadılar. Ama ben size söylemiş olayım, bu hafta restoranlar, kafeler kapanır. Bu da para etmezse, ki etmeyecek emin olun, her yer kapanmaya gider. Etmeyecek diyorum çünkü virüsün 2 numaralı yayılma yeri lokantalar ve kafeler ise 1 numaralı yayılma yeri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da söylediği gibi toplu taşıma. Bir sonraki aşamada toptan kapanma olacak. Ülkeyi yönetenlere şunu söylemek isterim. Virüsle mücadele hamilelik gibidir. Yani azı olmaz. Ya hamilesindir ya değilsindir. Virüsle mücadele de aynen öyle. Ya mücadele edersin ya etmezsin. Biraz mücadele olmaz. Ucundan acık mücadele, hiç mücadele etmemekle eşdeğerdir. Sadece acıyı uzatır. Yazısının devamında ise koronavirüsten ölüm sayılarını Diyanet İşleri Başkanı açıklasın ifadelerini kullanan Altaylı şunları kaydetti. Bence bundan böyle Covid-19'dan ölümlerle ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı değil, Diyanet İşleri Başkanı yapsın. Çünkü artık en doğru sayılar onlarda. Ya da vatandaşlar bir ortak platform oluşturup camilerden verilen sallaları toplasınlar. O zaman belki doğruya yaklaşırız. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.